Borsa tarafında sizlerle birlikte 20 liralardan beri takip ettiğim ilk hisse sevgili dostlarım burada Akbank hissesi. Şimdi Akbank hissesinde bizler için önemli hedef seviyesi neresi olabilir? Burada borsa değerleri üzerinden baktığımız zaman Akbank'ın gerçekten arkadaşlar bu bankacılık sektörü hisseleri bazında gene incelediğimiz zaman Akbank'ın oldukça ucuz olduğu görülüyor. Fiyat kazanç değer bakımından da gerçekten FK'sı çok iyi durumda. Şimdi burada 8 liradan yükselişle şuradaki yükselişi bir alırsak 8 lira ve 22 lira seviyesi. Bakın bu seviyeler önemli olacak. Çünkü burada bir 14 liralık marj var. Demek ki biz Akbank'ta buradaki yükselişin daha 36 TL'ler civarına doğru devam edeceğini düşünebiliriz. Benim ilk hedefim Akbank hissesinin arkadaşlar 36 TL civarına doğru buradaki yükselişini devam ettireceği yönündedir. 28 liralardan piyasa kapanışı, haftalık kapanış yapan Akbank gerçekten daha çok ucuz ve ilk etapta kısa vadeli ana hedef bölgesinin de 28 liralar civarına doğru giden bir Akbank hissesini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Geri çekilmeler mutlaka ki olacaktır. Fakat geri çekilmelerde birer alım fırsatı olarak Akbank hissesinde takip edilebilir diye düşünüyorum. İkinci gene portföylerimize hep birlikte sizlerle birlikte de eklediğimiz arkadaşlar altının doların yanına özellikle eklediğimiz holding bazlı bir şirket. O da Sabancı Holding hissesi. Şimdi Sabancı Holding hissesine de hemen bakalım. Holding bazlı şirketler grubunda Sabancı Holding'e gene baktığımız zaman Sabancı Holding'de de yükseliş potansiyeli, yani yükselmiş hisseler oranında yükselişini henüz sağlayamamış. Fakat fiyat karlılık kazanç durumuna baktığımız zaman da oldukça düşük kalmış ikinci bir hissemiz. Borsa İstanbul'da takip edeceğimiz Sabancı Holding hissesi arkadaşlar. Şimdi Sabancı Holding'de nerelere kadar bu fiyat olabilir? Bakın şurada 7 lira 36 kuruş seviyesini baz alıp şurada da tam birleşimimiz olan nokta 51 liralık fiyat marjını sizlerle birlikte baz alacak olursak arkadaşlar burada 45 ve benim görüşüm Sabancı Holding'de de ana hedef bölgesi olarak 96 liralara doğru bu yükselişin devam edeceğini düşünebiliriz sevgili dostlarım. Burada en azından şu şekilde bakın grafikte de takip edeceğiniz gibi dalga boylarıyla ilgili bir fiyat aralığı belirleyecek olursak Sabancı Holding'de de ucuz kalmış hisseler nezdinde böyle bir fiyat aralığı belirleyecek olursak Sabancı Holding'in de 96 TL'lere gidecek bir hisse fiyatlaması içerisine girebileceğini düşünebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi borsa ile ilgili uzun bir analiz isteyen arkadaşlarımız için bu analizlere giriyoruz. Genelde biliyorsunuz ben pek borsa analizi yapmıyorum ama bundan sonra sizlerden gelen istek üzerine bol bol hisse analizleri de yapacağım ve bunu zaten yapıyorum. Hisse bazlı özellikle ucuz gördüğüm 2023-2024 yılları içerisinde yükseliş potansiyelinin fazla olabileceği hisseleri de bulmaya çalışacağım. Şimdi portföyümüzü nasıl genişletebiliriz? Arkadaşlar bakın bankacılık hisselerinden Akbank olabilir hissemizin içerisinde biraz portföyümüzün içerisine koyabileceğimiz. Tabii bunlar hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Sizler de araştırmalarınızı iyi bir şekilde yapın. Ona göre kendi son kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi portföyümüzün içerisinde dolar tutacağız. Altın tutacağız. Bir miktar bankacılık hissesi olarak Akbank tutulabilir. Yapı Kredi gene bankacılık hisselerinde tutulabilir. Onun dışında holding hisselerinden de Sabancı Holding hisselerimize ve portföyümüze ekleyebileceğimiz bir grup olabilir sevgili dostlarım. Yapı Kredi de gene şimdi burada sizlerle birlikte inceleyelim. O da benim ucuz gördüğüm bankacılık hisselerinden bir tanesi ve hemen bu hisseye de geçelim. Yine İMKB 100 hisseleri içerisinde baktığımız zaman bankacılık hisse sektöründe baktığımız zaman dikkatle takip edilmesi gereken ikinci bankacılık hissesi arasında dediğim gibi arkadaşlar şurada Yapı Kredi Bankası'nı da alabiliriz. Özellikle bu bayrak formasyonları dediğimiz yukarı yönlü hareketlerin devam niteliğini taşıyan formasyonları taşıyan bir hissenin başında da Yapı Kredi hissesi geliyor arkadaşlar. Burada 4 liralık nominal dip değer seviyesiyle yukarıdaki 13 liralık birbirine yakın nominal dip seviyesini alacak olursak arada bizler için gene 9 liralık bir fiyat farkı. O da Yapı Kredi hissesinde arkadaşlar yukarı yönlü 21 liralar potansiyelin hala olduğu görülüyor ve bu 21 lira fiyatlamasına doğru bu hissenin de gideceğini düşünen taraftayım. Tabii zaman zaman sizlerle birlikte bu hisseleri gene takip edeceğiz. Portföyümüz içerisinde Yapı Kredi, Akbank, dolar, altın gibi çeşitlendirmeler yapıp bunları da buradan takip
edeceğiz. Sabancı Holding de yine değerlendirmelerimiz arasında olan kağıtlar arasındaydı. Eğer sizler de bu borsada ucuz hisseler serisine devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorumların altına bunu yazın ve ilerleyen dönemlerde bunlardan eğer fayda görüyorsak da bunları mutlaka bana belirtin sevgili dostlarım. İstanbul'da özellikle ucuz hisseler kısmındaki bankalar kategorisinde Garanti BBVA Bankası'nı da ekleyebileceğimiz, portföyümüze ekleyebileceğimiz hisseler arasında. Buradaki potansiyel de gene şirket fiyat karlılık oranlarının, şirket değerine oranının çok düşük kaldığı yönünde. Yukarıda aşağıda 23.80, yukarıda da bakın sevgili dostlarım 41. Burada da gene bir 25 dolarlık bir 25 TL'lik bir fiyat yukarı yönlü hareketliliği olasılığı mevcut. O yüzden Garanti BBVA şirketine de baktığınız zaman yukarıdaki hedefinin 55-60 civarına gidecek bir potansiyeli olduğunu burada sizlerle birlikte takip edebiliriz. Tabii bu kısa, uzun ve orta vademi benim beklentim kısa vade içerisinde bir 55-60 TL aralığına doğru Garanti BBVA bankacılık hissesinin de yukarı yönlü gideceği yönünde. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman ucuz hisselere neden önem veriyoruz sevgili dostlarım? Ucuz hisseleri Borsa İstanbul'un geri çekilmelerinde bize vereceği hasar daha fazla olacaktır. Değerlenmiş, prim yapmış hisseler oranındaki diğer kağıtlara baktığınız zaman o prim yapmış hisselerin daha hızlı bir şekilde, daha sert bir şekilde aşağıya yönlü hareketlerini izlerken prim yapmamış borsa değerinin altında fiyatlamalarda bulunan kağıtların ise çok fazla düşüşlere sebebiyet vermemesi bir nebze de olsa kendimizi koruma altına almamız. Peki yükselişlerde nasıl olacak? Evet, yükselişlerde de gene arkadaşlar çok yüksek prim yapmış, değer yapmış hisselerin yukarı yönlü hareketlerinde dönüşleri daha yavaş olacağından prim yapmamış fakat şirket hisse değerleri yüksek olan Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, Sabancı Holding gibi kağıtların daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirebilme olasılığının yüksek olmasından kaynaklı olarak bizler ben videolar serimiz içerisinde düşük kalmış hisseleri bulup değerlendiriyorum ve bu düşük kalmış hisseler arasında Garanti BBVA hissesi de göze çarpan hisse olarak değerlendirilebilir diyorum. Bundan sonraki videomuz içerisinde enerji hisseleri üzerinde özellikle yenilenebilir enerji hisseleri üzerindeki şirketleri de değerlendireceğim. Onlarla ilgili de portföyümüze koyabileceğimiz ucuz kalmış şirketleri bulup sizlerle birlikte paylaşacağım. Bugünlük Garanti BBVA şirketini sizlerle birlikte burada paylaşmış olduk. Borsa İstanbul tarafında enerji hisselerinde bana ucuz olan hisseleri bul şeklinde yorumlarınız vardı. Evet, borsa takip eden sevgili dostlarımız için arkadaşlar enerji sektörlerini inceledim. İşlerinden en ucuz olanları sizler için bulmaya çalıştım. Fiyat karlılık oranlarına, şirket değer oranlarına baktığımız zaman şu an için prim yapmamış ucuz olan hisseler. Şimdi Borsa İstanbul'da Ağlatçı Enerji, Ak Enerji, Akfen, Aksa, Aksu, Alfa, Aydem, Ayan Enerji, Biyotrend Enerji, Johnsus Enerji, Doğu Aras Enerji, Enerjisa, Hun Enerji, ODAŞ, Smart Güneş ve Zorlu Enerji. Yenilenebilir enerjiler arasında güzel FK oranlarına sahip hisseler mevcut. Şimdi Smart Güneş'e baktığınız zaman bunun 133 değerleri çok yüksek arkadaşlar. Bayağı prim yapmış bir şirket. O yüzden içlerinde gene baktığımız zaman Alfa 41'lerde yani o da bir miktar yüksek sayılabilecek değerlerde. Cansus Enerji'ye baktığımız zaman 66 civarlarında o da yüksek. Şimdi ben sizler için şimdi Enerjisa'yı çıkardım. Enerjisa. Neden Enerjisa? Arkadaşlar bu enerji şirketleri içerisinde baktığınız zaman şu an şirket piyasa değerine göre oranının en düşük olan hisselerden bir tanesi Enerjisa. Enerjisa'ya baktığınız zaman yükseliş potansiyelinin yukarıya yönlü özellikle bir 10 liralar civarına doğru gitme potansiyeli yüksek hisselerden biri olarak görüyorum sevgili dostlarım. O da şu an 49 civarlarında 49-50 civarlarında fiyatlanan bir kağıt. Yani o da ne olur bizler için? 60 liralar kısa vadede bir hedef noktası kendine yapabilir. Tabii enerji şirketleriyle ilgili 2023-2024 yılları ve 2024 sonrası için arkadaşlar yenilenebilir hisse senetleri enerji fiyatlarının yukarı yönlü potansiyel kağıtlar olabileceğini de söyleyebiliriz. O yüzden portföyümüze ilk başta enerji sahayı alabiliriz. Tabii bunlar
Hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Sizler de kendiniz araştırıp bunları bulmalısınız. Şimdi enerji sahanın arkasından ikinci ucuz enerji hissesi ise Doğu Aras Enerji. Onu da hemen girelim bakalım arkadaşlar. Kısa kodu ARASE. ARASE. Bir dakika. Hemen düzeltelim. Evet, ARASE. Enerji sahadan sonra Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ. Arkadaşlar Doğu Aras Enerji Yatırımları da şu an baktığımız zaman gerçekten ucuz bir kağıt. En ucuz benim bulduğum kadarıyla enerji sahası. Ondan sonra da gelen Doğu Aras Enerji. İkinci ucuz kağıt. O zaten düşeni daha öncelerden kırmış. Takribi olarak o da 49 liralar civarlarında fiyatlanan bir kağıt. Aynı enerji sahası gibi arkadaşlar. Orada da potansiyel olarak gitmesi muhtemel bir seviye. 30 ve yukarıda 76 dersek arkadaşlar bunda da bir 40 liralık potansiyel mevcut. Yani bu da 90 liralara gidebilecek bir kağıt. O yüzden bu kağıdı da ilk etapta dikkatli bir şekilde takip etmekte gerek var. Mutlaka enerji hisselerinde bu kağıdın da araştırılıp sizler tarafından bir test edilmesi gerekli diye düşünüyorum. Üçüncü en ucuz kağıdımız bulduğumuz arkadaşlar Ayan Enerji. Hemen Ayan Enerji'ye de bakalım. Ondaki son durum ne şekilde? Ayan diye kısa kodunu yazdığımız zaman bu da çıkacaktır. Evet. Ayan Enerji hissesini aldığımız zaman da sevgili dostlarım Ayan Enerji'de de oldukça ucuz olduğu gözde görülüyor. Buradaki potansiyel seviye gene Ayan Enerji'ye baktığınız zaman yukarı yönlü beklentiler doğrultusunda arkadaşlar 1 18.50 30 puanlık yukarı yönlü bir beklenti olabilir. Bu kağıtta da bir 60-66 civarına doğru yukarı yönlü hareket beklentim içerisindeyim. O yüzden Ayan Enerji de gene ucuz sayılabilecek hisseler arasına alınabilir. Ayan Enerji'den sonra gene ucuz sayılan sıralama listesine baktığımız zaman evet 702 ODAŞ, ODAŞ'ı yazdık ve Zorlu Enerji. Evet Zorlu Enerji'ye de hemen bakalım arkadaşlar. Zorlu Enerji de gene ucuz sayılabilecek enerji hisseleri arasında. Onun da kısa kodu Zoren olarak geçiyor. Burada biraz aratalım hemen. Zoren'e de gelelim sizlerle birlikte. Evet Zoren. Evet Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ. Zorlu Enerji tarafına baktığımız zaman Zorlu Enerji'de de potansiyel olarak muhtemel gitmesi gereken hedefleri arasında hemen bir hedef çıkartalım sizlerle birlikte. 6.84 civarları ve buradaki oluşumla birlikte arkadaşlar 14, 6, 20. Evet bunda da ilk etapta sevgili dostlarım bir 6.5 fiyat 11. Burada da bir 20 TL'lere doğru yukarı yönlü bir hareket sizlerle birlikte takip edebiliriz. Zorlu Enerji'de elektrik santralleri bakımından elektrik üretimiyle ilgili yaptığı işlere bakılırsa o da 2024-2023 yılları arasında arkadaşlar gözde olacak şirketler arasında diyebiliriz. Özellikle yatırımcıların da İMKB 100 hisselerine yatırım yapabilme ihtimalleri oldukça fazla. Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım bu konuda biliyorsunuz fon bulmaya, uzun vadeli yatırımcı bulmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş dolardaki hareketlerin 32 TL'ler civarına doğru da yükseleceği düşünülürse Borsa İstanbul'un potansiyelinin de oldukça hala da yüksek olduğu ve ilk etapta benim 7.000-7.900 aralığında Borsa İstanbul'daki hareketlerin devam edeceği yabancıların gelmesiyle birlikte de enerji hisselerinde, banka hisselerinde ve holding hisselerinde de yukarı yönlü hareketliliğin artacağını düşünüyorum. O yüzden enerji şirketleriyle ilgili bulduğumuz ucuz videolar arasında bir kez daha tekrarlayayım. Orada Ağlatçı arkadaşlar. Ondan sonra bizler için Doğu Aras Enerji, Enerjisa, onun altında ODAŞ ve Zorlu Enerji. Bu gruptaki kağıtlar şu an için enerji alanındaki kağıtlar arasında baktığımız zaman en ucuz kağıtlar olarak görülüyor. Sizler de Borsa İstanbul'da işlem yaparken arkadaşlar ucuz kağıtları bulmaya çalışın. Çok primlenmiş kağıtlardan biraz uzak durun. Çünkü potansiyel olan kağıtlar genellikle henüz ucuz kalmış, prim yapmamış kağıtlar arasından seçilecektir. Yatırımcılar da çok fazla prim yapmış değil, prim yapmaya müsait kağıtları seçeceğinden dolayı ileride bu kağıtlar yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünüyorum. Portföy yaparken bankacılık hisselerinden bir iki kağıt, böyle enerji hisselerinden bir iki kağıt, ondan sonra holding hisselerinden bir iki kağıt,
Önümüzdeki günlerde tekrar ucuz hisseleri sizlerle birlikte bulup videolarda paylaşmaya devam edeceğim. Gıda sektöründen bakalım, turizm sektöründen bakalım, her sektörden bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş portföylerimize ucuz kalan kağıtlardan eklersek, böyle bir sepet portföy şeklinde yaparsak daha faydalı olacaktır diye de düşünen taraftayım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beğeni atmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. 100 bin aboneye hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.